pişmanlığımızı bilirik veya evet, karşımızdaki bir kişiden özür dilerken veya kusura bakmayın gibi bir ifade kullanacağımız zaman da mucey muaf kiciye ifadesini kullanırız. Mucey muaf kiciye. Mucey muaf kiciye. Özür dilerim, affedersiniz anlamında. Teşekkür ederim var. Herhangi bir iş, görev ya da bir herhangi bir memnuniyeti belirtirken teşekkür ederim derken Urduca'da apka şukriya deriz. Apka şukriya. Teşekkür ederim. Apka şukriya. Nasılsınız? Çok sık kullandığımız bir ifade. Şimdi ben burada size iki tane ifade gösterdim. İki ayrı konuşma sözcükleri, cümleleri gösteriyorum. Şimdi üsttekinde diyor ki apkakiya halhe. Apkakiya halhe. Apkakiya halhe. Apkakiya halhe. Nasılsınız? Apkesehen. Nasılsınız? Özellikle bu üsttekini ikinci tekil kişiye genelde sorarken kullanıyoruz ama herhangi bir saygı ifadesinde yani çoğul üçüncü şahıstaki dördüncü şahıstaki resmi olan siz derken bunu kullanıyoruz. Yani diyoruz ki ab keseheyn. Nasılsınız? Mesela bir öğretmenimize, bir büyüğümüze veya protokolde mesela bir davette olsun bir önemli bir kişiyle karşılaştığımız zaman biz ab keseheyn deriz. Yani nasılsınız? Şimdi bir şey değil diyoruz ya, bir şey değil, teşekkür ederim, bir şey değil, problem değil derken de koi bat nahi, koi bat nahi, önemli değil. Bunu göstereceğim zaten gramer konusuna girdiğimizde. Nahi şey, hayır, olumsuzluk ifadesi. Koi bat da önemli bir şey değil anlamında. Yani koi ile nahi bir arada olursa zaten bir olumsuzluk var. Burada değil arayacağız yani. Olumsuzluğu arayacağız. Hoş geldiniz. Mesela bir yere geldiğinizde, mesela bir misafirliğe, bir davete gidildiğinde genellikle huş amedit denilir. Huş amedit denilir. Herhangi bir böyle davete, toplantıya ya da biri dostumuzun evine, arkadaşımızın evine gittiğimiz zaman hoş amedit cümlesi ifadesi kullanılır. Şimdi tanıştık bir kişiyle işte abkesehen mentikun şükriya abkesehen mentikun şükriya işte nasılsınız dedikten sonra bu kısma geçilir. İsmini öğrenmek isteriz tanıştığımız kişinin. Bunun için de karşımızdaki insana şu soruyu sorarız. Apkanam kiyahe. Apkanam kiyahe. Ap dediğimiz sis. Bu K elif var. Arkadaşlar bunu göstereceğim size inşallah. Bu iyilik. İyilik eki. Ama elif olduğu için tabii nam önünde bir erillik dişilik olduğu için nam bir eril ifade olduğu için önüne elif almış. Bu kiyahe de kiyahe nedir? Sizin isminiz nedir? Apkanam kiyahe. Apkanam kiyahe. İsminiz nedir derken bu ifadeyi kullanıyoruz. Karşımızdaki kişinin cevap veriyor. O da işte hem burada gene nam görüyoruz. Nam görüyoruz. Mera nam Mustafa he. Benim ismim Mustafa'dır. Şu yeğen üstünde bir de bir dik çizgi olacaktı. Onu unutmuşuz koymayı ama Mustafa ismini söylerken
bu şekilde yazıyor. Mim, sat, tı, mim, sat, tı, f ve y. Bir de sonda bir çizgi var. Mustafa diyor. Meranam Mustafa he. O da ismini söyledi. Apkanam kia he. O da dedi ki işte Meranam Ahmet he. Benim adım Ahmet'tir. Her iki kişi de isimlerini birbirine söyledikten sonra sizinle tanıştığım için çok memnun oldum derler. Onu da şu şekilde derler. Me apse milkar bahut huş hua. Me apse milkar bahut huş hua. Sizinle tanıştığım için çok memnun oldum. Sizinle tanıştığıma çok sevindim gibi cümle söylerken bu şekilde kullanılır. Me apse milkar bahut huş hua. Evet, devam ediyoruz. Karşımızdaki de cevap veriyor. Me bi huş hua. Ben de men tanıştığımıza memnun oldum. Me bi huş hua. Men bi huş hua. Ben de tanıştığımıza memnun oldum. Bu arada bu şeyi arkadaşlar bu slaytı dersten sonra Ensar arkadaşım sizinle paylaşacak. Ödevimiz de bu olacak. Siz de aynı şekilde bu ifadeleri yazıp kendinize göre bana şey Ensar'a gönderebilirsiniz. Fotoğrafını çekin. Ne bileyim PDF yapıp şey şeklinde WhatsApp olarak gruba gönderebilirsiniz yani. Urduca konuşabilir misiniz? Urduca konuşabilir misiniz derken Kiap Urdu bol sakte hen. Kiap Urdu bol sakte hen. Kiap şimdi en başta kia varsa arkadaşlar misiniz mısınız geleceğini anlarız. Ap da zaten karşımızdaki kişi Urdu Urduca bolna bolna bunun bir onu da göstereceğim. Bolna konuşmak. Şimdi ön bir şey yapayım size. Ön bir bilgi vereyim. Yardımcı fiillerle kullanıldığı zaman Urduca'da bir cümle na iki atılıyor. Şuradaki Bolna'nın na iki atılıyor. Ben size göstereceğim bunu. Bol kök olarak kalıyor. Bu da sakna fiili. Hani İngilizce'deki can var ya. Can. Can, cannot var ya. İşte can anlatan bu. Can'ı anlatan da bu sakna fiili. Şu sakna fiili. Cümlemizde geniş zaman cümlesi olduğu için T, Y almış. Bunları size göstereceğim. Burada da işte soru sormuş. Şey olduğundan dolayı, AAP olduğundan dolayı. Şimdi biz AAP'la ilgili bir soru sorduğumuz için, yani AAP'a soru sorduğumuz için burada hem çoğul alıyor, üçüncü çoğul şahıs alıyor. Ona göre fiil çekimleniyor. Hem de cümlenin sonu bu şekilde çoğul bitiyor. Kiapurdu bol saktehen. O da cevap vermiş. Ciha. Evet anlamında Urduca'da ciha. Cihan'dan gelsin aklımıza. Cihan değil de. Aslında sonunda bir ne var ama o neyi biz okumuyoruz. Cihan. O ne aşağıya doğru gidiyor. Yani ağızdan geriye doğru gidiyor. Cihan. Aslında Cihan da o hangı şey yapamıyoruz. Öne çıkarmıyoruz. Cihan. Me urdu bol sakta hun. Burada sizin için yaptım burayı. Me turuncu, urdu sarı, bol yeşil, sakta sarı, hun turuncu. Ciha, me urdu, bol sakta hun. Evet ben Urduca konuşabilirim. Az önceki sorunun cevabı. Ama bilmiyordur. Bilmediğini ifade ederken de nahi var burada, nahi. Burada cihan gibi. Şuradaki.
Biz o Cihang'daki sondaki na'yı okumayıp da çok az bir sesini verdiğimiz gibi burada da nahin. Aslında nahin okunuyor da burada sonda bir ne var çünkü. Şurada bir ne var. Şurada bir ne var. Bu aslında noktalı okunsa nahin denir. Ama nahin bu konuşma şekli alfabe ifadeye göre nahi meurdu nahi bolsakta. Burada da bir kural var. Onu da ben size gramer şeyinde göstereceğim. Nahi ile olumsuzluk yaparken yardımcı fiillerde özellikle şahıs zamirlerin aldığı son ekleri kullanmıyoruz burada. Çünkü nahi onu belirtiyor zaten. Nahi meurdu nahi bolsakta. Hayır. Ben Urduca konuşamam. Şimdi arkadaşlar evet bunları gördük. Şimdi şahıs zamirlerinden bahsetmek istiyorum biraz da. Urduca şahıs zamirleri tekil çekimlerini bir göstereyim size. Tekil birinci şahıs M. M. O sondaki neyi okumuyoruz diğer kurallarda olduğu gibi. Çünkü noktasız gunne var sonunda. Men değil M. Farsça'da bu Farsça'da bu N'ye noktası görülebilmekte yani Farsçası M, men diyor. Ama biz burada men demiyoruz, M diyoruz. M. O N tekrar geriye gidiyor. M. Tekil ikinci şahıslara to. To, sen. Bu, ben. Fare şey yapıyor, engel oluyor. Ha. Arkadaşlar bu ben. M. Tekil ikinci şahıs. To, sen. Tekil üçüncü şahıs. O dediğimiz wo. Burada bu değişmiyor yani böyle kalıyor bu. Ama herhangi bir o diyoruz ya herhangi bir erkek ya da dişi ismi olduğunda buraya o erkeğin ya da dişi bayanın ismini buraya yazarak da wo'nun yani wo'yu kullanmıyoruz. Ama wo böyle kalıyor genelde yani. Çoğul olarak da çoğul birinci şahıs hem. Ham. Ham. Yani biz. Ham. Çoğul ikinci şahıs tum. Sen. Siz pardon. Siz. Çoğul üçüncü şahıs da wo onlar. Tekrar bir wo var burada. Ham. Tum. Wo. Saygı bildiren üçüncü şahıs da aap. Zaten genelde biz bu ab'ı kullanıyoruz. Vohubek bu çoğul üçüncü şahıslarda kullanmayız. Bazı gramatik ifadelerde, hikayelerde falan geçiyor da bunu pek kullanmıyoruz. Bu şeyi pek kullanmıyoruz. Şu vohu pek kullanmıyoruz. Genelde ab'ı kullanıyoruz. Tekrardan göstereyim. M to vo me tu wo ham tum wo ap şeklinde me to wo ham tum wo ap şeklinde görüyoruz. Bunlar işte ben, sen, o, biz, siz, onlar. Şimdi biz tabii ben dedik. Ben şuyum, sen şusun, o şudur, biz şuyuz, siz şusunuz, onlar şudurlar. Derken de şunları kullanıyoruz arkadaşlar. Bunları iyi bilelim arkadaşlar. Me, hun, to, he, wo, he, ham, hen, tum, ho, wo, hen, ap, hen. Tekrardan söylüyorum.
me hun to he wo he ham hen tum ho wo hen ap hen şeklinde. Şimdi arkadaşlar buraya ben bunları bu şekilde boş bıraktım. Buraya isim gelir. Ondan sonra meslek gelir. Bazı yerlere sıfat gelir. Bazı yerlere sıfat gelir. Ama genelde burada isim ve meslek kullandığımız zaman bu isim ve meslek isimleri ucu noktalı gördüğümüz yerlere gelebilir arkadaşlar. Ama bu başları beyaz yazılı olan şahıs zamirleriyle son eklerini ben burada da sizler için iyi öğrenmeniz için renklendirdim. İşte mehun. Şimdi ben burada sarı yaptım arkadaşlar. Şöyle bir şey dikkat çekmek istedim. Bir tek hun men de kullanılıyor. Mehun. Bir de onda kullanılıyor. H'ler turuncu renkle gösterdim. Turuncu renkle gösterdiğim H'ler de to'yla wo'da kullanılıyor. Şey olan wo tabii. Tekil üçüncü şahıs olan wo'da kullanılıyor. Çok açık sarı, bejimsi renkte de hen kullandım. Aslında ötekilerle de kullanmamız lazım ama bu yoğunlukla bu altta aşağıdakiler kullanılıyor çoğullarda. O yüzden onu yeşil yaptım onları. Tum derken de ho. O da mavi renkte. Ama dediğim gibi arkadaşlar şimdi me, to, wo ama burada me ve to çok yoğun kullanılıyor. Ham o şekilde ham, hen, biz dediği yoğun kullanılıyor. Tum nadiren kullanılıyor. Ama tum derken bu sondaki ho ekini yani tumun devamında yani tumun bitiminin ho ekiyle yapılacağını bilmeliyiz. Wo ile ap da özellikle ap daha çok kullanılıyor burada. Bunları sizler de dersten sonra ben Ensa kardeşime göndereceğim. Siz de pratik yaparsınız. İsterseniz bunların çıktılarını da alabilirsiniz. Siyah beyaz demeniz lazım. Çünkü arka fonun beyaz olması lazım. O zaman daha şey olur. Yazıcınız falan varsa da yani böyle karanlık çıkmaz. Beyaz üstüne siyah olması daha avantajlı. Evet bunlar böyle arkadaşlar. Burca'da konuşma ifadelerini şahıs samirlerini ve şahıs samirlerinin almış olduğu ekleri gördük burada. Var mı burada hocam ben bu anlamadığım bir yer var burada diyen arkadaşımız var mı? Hocam bir arkadaşımız bir kelime sormuş da ap siz demek değil mi diye sormuş. Siz işte siz saygı ama saygı ifadesi. Protokol. Şöyle başbakanla, cumhurbaşkanıyla falan karşılaşıldığında yani o öyleydi. Öğretmenle, profesörle, doçent, üniversitede ya da ilk defa karşılaştığımız bir kişiyle yani soracağımız zaman bu ap'ı kullanırız arkadaşlar. Evet, şimdi yeni bir herhalde soru yok. Ensar... Yine bir soru. Yok hocam şu anda bir soru. Şimdi yalnız İpek Hanım söz hakkı istemişti. Buyursunlar tabii ki. Hocam siz dediniz ya ap siz diye yani saygı bildiren bir de üçüncü şahıs olarak kullandınız da bunu. Belki arkadaş da onu sormak istedi. Benim de kafam karıştı o konuda. Yani wo da kullanılıyor da genellikle ap tercih ediliyor onu söyleyeyim ben. Yani o onlar için mi yoksa siz? Tabii. Şimdi iki tane wo var. Biri o biri onlar. Zaten bunlar aldıkları zaman
Ben size bunu geniş şey pardon geçmiş zaman konusuna göstereceğim. Zaten geçmiş zamanın bir eki var. Ne eki var bir tane? Geçmiş zamanın. Ne eki aldığı zaman zaten wo'lar değişiyor tamamen. Orada Hayır, app'ı soruyorum hocam. App. at mı? App'ta sizin slaytınızda saygı bildiren üçüncü şahıs yazıyor. Üçüncü şahıs zaten. Dördüncü şahıs değil. Bir de app siz diyoruz. Saygı bildiren siz. Biz Hangisi? genelde app'ı kullanıyoruz. Yani wo kullanmayız. App kullanırız. App. Ama o da orada duruyor yani. Orada kullanılıyor. O için değil mi? O kişisi için. Şimdi o kişi için bir de onlar için var. İki tane wo var. Ama ben bu ikinci çoğuldaki wo'yu kullanmıyorum. Buradaki app'ı kullanıyorum genelde. Tamam. Tamam mı? Bu şekilde bilelim bunları. Hocam Ezgi Hanım'ın bir sorusu var. Tabii alalım. Zamirlerde erillik ve dişilik ayrımı var mı acaba diye sormuş. Zamirlerde yok. Sadece işte dedim ya isimler geldiği zaman isimlerin durumuna göre cümle içerisinde eril ve dişile göre şey yapılıyor. Fiillerin kurulumları eril ve dişile göre yapılıyor zaten. Başka söz hakkı almak isteyen arkadaşlar varsa Elif Hanım var. Alalım. Mikrofonunuzu açabilirsiniz Elif Hanım. Açalım. Elif Hanım. Elif Hanım buradalar mı? Tamam, mikrofonu açık. Sesim geliyor mu şu an? Geliyor, Geliyor. geliyor. Ap saygı bildiren ikinci şahıs değil mi? Üçüncü şahıs demişsin de siz anlamında ya ikinci şahıs olması gerekmiyor mu? Sensiz. Ama saygı Biz onu anlamında. apı kullanıyoruz diyorum ben size. Tam ikinci Onlar şahıs. zaten dahil, onlar zaten var. Ama genelde apı kullanıyoruz diyorum ben. Yani yours dediğimiz zaman mesela apı kullanıyoruz. O doğruya bir şekilde gelmiş yani. Yani diğerleri de gramer dahilinde kullanıyor. Ben zaten onları özellikle istersem göstermeyebilirdim ama yani bilin diye o wo orada duruyor gene ama app kullanılıyor genelde. Zaten gördüğünüz gibi şeylerde hep app'la başladı. Apkanam kiyahe. Gördünüz zaten hiç wo'la falan başlayan bir sözcük yok. Biz hep app'ı kullanırız. Tamam mı? Hocam bir soru daha var. Alalım. Şükrü Hanım'ın sorusu. App mı gelecek bakalım yine? Demiş ki wo uzaktaki bir kişi için o olarak mı kullanılıyor? Yani işte kullanılıyor. Ben üçüncü tekil şahısta wo kullanılıyor zaten. Ama çoğullarda tekillerde kullanılan wo çoğullarda pek kullanılmıyor diyorum. Yani app kullanılıyor genelde. Bu ayrımı zaten geçmiş zaman konusunda görecek arkadaşlar. Yani wo diye bildiğimiz şahıs zamiri zaten geçmiş zaman konusuna geldiğimizde ne eki alıyor? Ne eki aldığında zaten wo is oluyor. Us oluyor. Öteki wo da un oluyor ya da in oluyor. Orada bu değişimi göreceğiz ama benim demek istediğim şu. İyi anlamamız lazım. Tekil üçüncü şahıslarda ya ikinci şahıslarda ikisini bir araya aldığımızda ap'a dönüşüyor bu. Yani biz hep ap'la sorarız. Ama direkt çok yakından bildiğimiz bir yani çok yakın olduğumuz böyle senli benli olduğumuz bir kişiye sorduğumuz zaman toy da kullanırız, tumu da kullanırız. Ama ap başka da arkadaşlar. Ap saygı bildiren bir şeydir. Tamam mı? Var mı soru? Başka soru yok galiba. Evet. Hocam özelden gelen bir soru da yok. Soru mu gelmiş? Yok hocam hepsini sordum. Başka yok şu an Ha, için. tamam. Tekrar bir paylaşım yapalım. Arkadaşlar tekrar bir paylaşım yapıyoruz. Evet. Şimdi de Urduca renkler. Urdu renk. Renkleri öğrenelim. Neymiş bakalım renkler? Tabii Galatasaraylı olduğumuz için sarı kırmızıyla başlamışız. Evet. Sarı derken zert.
Zert, zert. Zerdali falan var ya. Zert, sarı. Kırmızı derken surh. Bazen lal de kullanılıyor ama genelde bu surh şeklinde söyleniyor. Zert, surh, kırmızı. Mavi derken nila, nila, nila. Mavi derken nila'yı kullanıyoruz. Turuncu, narenci, 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 turuncu. Mor derken camni, camni, camni. Mor için camni'yi kullanıyoruz. Yeşil, sebz, sebzeden. Sebz, sebz, yeşil derken sebz diyoruz. Pembe, gulabi. Başında bir gul var zaten, gul pembe ifade ediyor ya. Gulabi, 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 pembe anlamında, pembe renk. Turkuaz, firuzi, 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 bu da turkuaz rengi arkadaşlar. Siyah var, siyah, 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 siyah derken zaten o da siyah kendini gösteriyor. Göremeyen arkadaşlar için biraz büyütelim isterseniz. Şöyle daha iyi oldu. Heh. Beyaz. Safit. 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 Beyaz derken safit diyoruz. Griye geldik. Gri rengine. Hakesteri. Hakesteri. Hakesteri, gri derken hakesteri diyoruz. Kahverengi derken kahveyi, kahveyi, kahveyi. Kahverengi derken kahveyi diyoruz. Lacivert derken geranila, geranila. Gera nila. Aslında gera derin anlamında. Burada koyu şeyini vermiş. Koyu mavi zaten. Lacivert oluyor. Kahre nila. Kahre nila. Kahre nila. Limon yeşili de. Limon renk. Limon renk. Limon renk. Bu da limon yeşili. Evet arkadaşlar, var mı ben okumak istiyorum bu renkleri diyen bir arkadaşımızı alalım. Ben bu renkleri okuyayım diyen arkadaşımız var mı? Ensar? Hocam şu an için söz hakkı isteyen arkadaşlarımız yok. Yok mu? Demek ki... El kaldıran arkadaşlarımız varsa söz hakkı verebiliriz. Benim okuduğum gibi okuyacaklar arkadaşlar da. Hocam Ömer Tayin... Ömer Bey'i alalım. Okumak istemiş. İpek Hanım okumak istemiş. İpek Ömer Hanım. Bey, sonra Ömer Bey'e İpek Hanım. Ömer Bey yazayım ben. Evet. Şu an İpek Hanım'ın mikrofonu açıp İpek Hanım'ı alalım. Yapıyorum. Sonrasında tamam. Ömer Bey'e söz hakkı vereceğim. Olur. Zert. Hem renk Urducasını ve Türkçesini söyleyin İpek Hanım. Ha, tamam, tamam. Ben okuyorum zaten hocam. Göründüğü için okun, Türkçesini okumaya ihtiyacı duymadım. Zert, sarı. Sorh, kırmızı. Nila, mavi. Narenci, turuncu. Camni, mor. Sebz, yeşil. Gulabi,
pembe, firuzi, turkuaz, siyah, siyah, hakesteri, gri. Yok, yok. Atladık bir tane. Beyazı unuttuk. Aa, pardon, sefid, beyaz, Beyaz. hakesteri, gri, Hey. keteği, kahverengi, gehranila, lacivert, limon renk, limon yeşil. Oo, Bağdatça. Şabaş. Teşekkürler. Çok güzel, Şükriyat. çok güzel okudunuz. Çok güzel. Evet, Ömer Bey'i alalım. Ömer Bey okusun bir de. Renkleri bir bilelim. Neymiş bu Urduca renkler? Hocam Ömer Bey'e istek gönderdim. Ömer Bey. Ömer Bey. Renklerden şöyle bize bir şey yapsın. Sesimi duyabiliyor musunuz hocam? Ömer Bey sesiniz çok güzel geliyor. Merhaba, şab-ı khair, şab-ı khair hocam. Sabahir, sabahir, Mera nam Ömer sabahir. Bağdatça, atça. hi. Şükriye, böyle şükriye, böyle şükriye. Aşk. Zert, sarı, sırh, kırmızı, nila, mavi, narenci, turuncu, camli, mor, sebz, yeşil, gulabi, pembe, firuzi, turkuaz, siyah, siyah, sefid, beyaz, hakesteri, gri, keti, kahverengi, gernila, lacivert, limon renk, limon yeşili. Oo, Bağdatça, şükriye. Teşekkür ederim. Şükriye. Böyle şükriye. Aşkıya. Hocam Var mı? Fethiye Hanım ve Elif Hanım da var. Fethiye Hanım'a Bakın. ilk başta söz hakkı veriyorum. Fethiye Hanım. Okuyanlara da artı verelim ya. Bence de hocam isimlerini not alayım mı? Al. Ben de alıyorum gerçi de sen de al. Tamam. Merhaba Karşılaştırırız. hocam. Merhaba Fethiye Hanım. Buyurun. Zerd, sarı, sor, kırmızı, nila, mavi, narenci, turuncu, camni, mor, sebz, yeşil, gulabi, pembe, firuzi, turkuaz, siyah, siyah, safid, beyaz, hakesteri, gri, kathi, kahverengi, geranila, lacivert, limon rang, limon yeşili. Bağut bağut şükrü ya. Şabaş çok güzel okudunuz. Valla Hocam Elif Hanım'a veriyorum sözü Elif şimdi. Hanım, Fethiye Hanım güzel okudular. Onlara da bir artı verelim. Elif Hanım Not aldım şey hocam. yap. Ya. Zert, sarı, sor, kırmızı, nila, mavi, narenci, turuncu, camli, mor. Pardon. Şey yapmayalım. Görüyorsunuz değil mi? Sabz, yeşil, gulabi, pembe, firuzi, turkuaz, siyah, siyah, safid, beyaz, hakesteri, gri, keteği, kahverengi, gehranila, lacivert, limon renk, limon yeşili. Bağut bağut şükriye Şabaş. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel okudunuz. Hocam bu arada bir ekleme yapayım. Tabii buyurun. Farsçayı çok fazla andırıyor sanki hocam. Farsça zaten. İçinde Farsça, Arapça şeyler var. Ama işte Sanki. tamlama bakımından bizim Türkçe'ye daha yakın. Urdu dili. Telaffuz ederken Farsçayı andırdı hocam o şeyde. Şimdi bir Eklemeyi. soru soracağım arkadaşlara. Bakalım bilecekler mi? Beşiktaş tim ki renk kiyahe. Beşiktaş tim ki renk kiyahe. Siyah, safit. Bravo Siyah Yasemin Hanım. ve Bravo. safit. Bravo. Araya bir or koyabiliriz. Or. Or. A. U. R. Urduca'da bu V anlamında. Ne diyebiliriz? Siyah or safit. Ya da safit or siyah. Ağır, ağır, ağır. He. Değil mi hocam sonu? Evet.
Fenerbahçe tim ki renk ya he. Zert o nilahe. Ne? Gehran ilahe. Zerdu gehran ilahe. Şabaş, şabaş. Şükriya. Bu da tamam. Hep kolay, zor soralım yine. Biliyorsunuz bunlar. Adana Spor ki, Adana Spor tim ki renk ya he. Adana'lı varsa bilir. Adana Spor tim ki rank kya he. Adana Spor tim ki rank kya he. Adana Spor'un rengi nedir? Turuncuydu galiba. Evet, bir tane daha var. Sefil or narenci. Çok güzel, çok güzel. Kim, Büşra Hanım mı söyledi? Evet hocam, ben Büşra. Tamam Büşra, sen de not edelim. Evet arkadaşlar, bu renk konusunda şimdi niye gösterdim? Çünkü bu renk konusu biraz sonra karşımıza çıkacak. Şunu biraz şey yapalım. Bu arada kitap almayan var mı acaba? Kitap, bakın kitap, kitabın üzerinden direkt uygulama yapabilirsiniz. Benim bu kitabın üzerinden direkt kitabı olanlar, kitap alan varsa, benim bu Urucuca Öğreniyorum kitabından alan varsa, bu şeylerin hepsi orada var. Oradan yapabilirsiniz. Yaş. Beni görebiliyor musunuz? Evet hocam, görebiliyoruz. Ha, kitabı görebiliyorsunuz değil mi? Hocam, o kitabın linkini tekrardan ben gruba bırakayım. Almak grubu isteyen bırak. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu kitapla, zaten bu kursla Urduca'nın temelini öğrenmiş olurlar. Çünkü ders kitabı bu. Urduca ders kitabı. Bunu inşallah Milli Eğitim Bakanlığı'yla şey yapacağım. Ders kitabı olarak önereceğim yani Milli Eğitim Bakanlığı'na. Çünkü ilk alanda yapılmış ilk ders kitabı benim bu kitap. Arkadaşlar şimdi Ensar gözüküyor değil mi ekran? Evet hocam, gözüküyor meyveler. Evet meyveler arkadaşlar. Ordu pel. Pel dediğimiz meyve zaten. Urduca meyveler. Başlayalım. Seyp elma. Seyp elma. Seyp elma. Keyla muz. Keyla muz. Keyla muz. Şurada. Keyla muz. Naşpati armut. Naşpati armut. Naşpati armut. Bakın burada, şimdi burada arkadaşlar şu seyfte de, kilada da, naşpatide de gördük. Arapça, Farsça, Hintçe sözcükler kullanılmış. Ama buraya geldiğimizde burada görüyorsunuz ki İngilizce sini almış sözcük. Ben size ne demiştim derste? İngilizcelerde genelde bu pelteklik, peltek harfleri bu İngilizce sözcüklerde görebiliyoruz. Buna ne diyoruz? Strawberry. Strawberry diyoruz ya. Strawberry. 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 T'yi peltek söylüyoruz. Karpuz derken karpuz. Terbuz. Terbuz. Karpuzun kafiyesinde uyuyor biraz. Kivi diyoruz. Kivi pel. Kivi pel. Aslında bu iyi bağımsız da burada şey yazılı da birleşmiş burası. Kivi pel. Kivi meyve. Bir de bunun rengini karıştırıyor öğrenci arkadaşlar. Kivinin rengini soruyorum. Yeşil diyorlar. Halbuki yeşil değil. Etrafı kahverengi. Bunun rengini genelde hep karıştırırlar. Sınavlarda da yapıyorlar böyle. Çıkıyor bazen. Nar diyoruz. Anar. 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 Nar derken anar söyleniyor, kullanılıyor. Kayısı diyoruz. Hubani. Hubani. Hubani.
Hıbani Kaysı. Burada da arkadaşlar dikkat ederseniz İngilizcesi kullanılmış. Cherry derken kiraz diyor. Erik var arkadaşlar. Erik derken de Alu Bukhari, Ali Bukhara, Ali Alu Bukhara, Alu Bukhara. Erik derken Alu Bukhara deniyor. Kavun da aynı şekilde kafi olarak karpuzun söylenişine benziyor. Harbuz, harbuza, harbuza. Bu şeyle çok karışıyor arkadaşlar. Karpuzla çok karışıyor. Karpuz derken terbuz diyoruz. Herhangi bir şey yok. Z'den sonra gelen bir yuvarlak H harfi yok. Ama şeyde kavunda H harfi yuvarlak. Karpuza, harbuza, harbuza diyoruz. Şeftali var. Aru, 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 aru derken şeftali arkadaşlar. Limon da limon demiyorum. Bakın dikkat edin. Limon. Mango derken M diyoruz. Zaten mango Pakistan'ın coğrafi işaretli meyvesi diyelim. Bizde böyle oluyor ya, coğrafi nerede ne meşhur. Mango da Pakistan'ın bir meyvesi. Böyle şeftali kavun karışımı bir tadı var. Bu orada tanesi çok ucuz. Yani orada böyle poşetle alıyorlar orada. Bizim burada 18-19 lira tanesi. Çok ilginç yani. Şey olduğu için, dışarıdan geldiği için. Üzüm var arkadaşlar. Angur. 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 Üzüm derken angur. Mesela yeşil üzüm diyoruz. Sebz angur. Sebz angur şeklinde. Portakal var. Santra. 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 Santra dediğimizde portakal. Bir de Urduca sebzeler var arkadaşlar. Urdu sebziya. Urduca sebzeler. Domates derken burada şey peltekli, aslında peltekli anlatırken bu domates örneğini vermemiz lazım. O zaten kendi başına bir şeyi, harfi anlatıyor. Şimdi gören şunu şöyle der. Tomatır der. Tomatır. Aslında tomatır gibi şey oluyor ama tomatır demez. Onların kendi dil yapılarına göre. Tomatır. 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 Tomatır diyoruz. Pertek ifade olarak. Biber derken mırç. 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 Farsçada da, Arapçada da ne diyor? Falfel diyorlardı bu bibere. Falfel. Falfel. Sarımsak var. Sarımsak da lehsen. 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 Dikkat ederseniz genizden şey yapmıyorum. Çünkü o noktalı H oluyor. Lehsen demiyorum. Lehsen. Lehsen. Lehsen şeklinde. Patates var. Alu. 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 Bu da Urdu'da patates anlamına geliyor.
Nerede? Heh. Havuç var. Gacır. 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 Bu da havuç. Gacır. Patlıcan var. Bingen. 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 Patlıcan derken de bingen diyoruz. Mantar var. Semaruh. 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 Mantar derken de semaruh diyoruz. Bezelye var. Orada da dikkat ederseniz bir harf, ikinci harfimiz şey harf, tertek söylenen harf, T. Meter değil de meter, 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 meter şeklinde okunuyor. Bezelye derken meter diye okuyoruz. O tertekliği veriyoruz yani. Salatalık derken kira, 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 kira diyoruz salatalık derken. Soğan bizim şeylerde, yemeklerdeki kuru fasulye yaptığımız, özellikle böyle İnegöl köftesinin yanında verilen piyaz da burada soğan anlamında. Aslında soğan yani. Piyaz, 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 Urduca'da soğan anlamında. Mısır var. O kendi yanındaki şey, Hemze. Mekey, 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 Mısır da mekey şeklinde okunuyor. Ispanak var. Balık, 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 balık. Bu da ıspanak arkadaşlar. Şalgam var. Şalgam için de şöyle diyoruz. Şalcem, 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 şalcem. Karnabahar var arkadaşlar. Karnabahar. O da Urduca'da gobi, 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 gobi. Burada da karnabahar. Kabak var arkadaşlar. Kabak içinde gıyatori, 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 gıyatori. Bu da kabak anlamında arkadaşlar. Marul var. Zaten hepimizin bildiği bir sözcüğü var. Onun ana maddesi zaten marul oluyor. Salat, 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 salat. Marul derken de arkadaşlar saladı kullanıyoruz. Evet. Şimdi sizler için burada ben bir şey hazırladım. Etkinlik hazırladım arkadaşlar. Şimdi ne demişiz burada? Aşağıda verilen kutucuklarda meyve ve sebze renklerini eşleştiriniz. Şimdi arkadaşlar solda ben meyve ismi verdim. Sağda da, yani karşı taraf, okun gösterdiği diğer tarafta da çeşitli karışık, çoktan seçmeli renkler var böyle farklı yerlerde. Bunları ne yapalım? Burada mı yapalım? Siz ödev olarak mı yaparsınız? Ne dersiniz arkadaşlar? Bunları bir ödev vereyim ben size. Şimdi hemen tabii birden sebzeleri, meyveleri, renkleri arka arkaya verdiğimiz için şey olabilir. Bu şeyleri, bu üç tane sebze, meyve ve şeylerin isimlerini ben size verip ayrı bir şekilde bu şeyi de atacağım size. Bu kısmını atacağım. Siz bu kısma şey yapıp, eşleştirmeleri yapıp gruba gönderebilirsiniz isimlerinizi yazarak. Yani fotoğrafını çekersiniz veya PDF yaparsınız bir şekilde. Bunları gönderebilirsiniz bana.
Burada renkleri koymuşuz. Şimdi burada bir çalışma yapalım. Burada bir çalışma yapalım. Burada da arkadaşlar meyve vermişim. Sol tarafta alt alta olan. Yanında da şeyler var. Boş tarafta da karşısına gelecek renkler var. Bu karşısına gelecek renkleri yapabilir miyim var mı? Tek tek yaptıralım arkadaşlara. Yoksa bunu da ödev vereyim. Hocam bunu da zorlanırız, karıştırabiliriz diyorsanız. Bunu da ödev verelim. Herhangi bir ses gelmedi. Bunu ödev veriyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi son olarak size bir haftanın günlerini göstereyim. Urdu haftaki değil. Urduca'daki haftanın günü. Araya girdim, özür dilerim de. Ömer Bey parmak kaldırmış, yer kaldırmış. Ona bir söz hakkı versen. Tabii verelim Ömer Bey'e. Verelim. Ömer Bey mikrofonunuzu açabilirsiniz. Ömer Bey alalım. Tabii. Ömer Bey, sesim gidiyor mu Ömer Bey'e? Ömer Bey attan mı düştün? At. Hocam yok, attayım da hocam geçtiniz. Hakkımı galiba kaybettim hocam. Ne? Yok, kaybetmediniz. Yok şey, renklerle ilgili hocam meyve vermiştiniz de. Şu gördüğünüz kısmı mı söylüyorsunuz? Aynen hocam. Tamam, yaparım diyorsanız yapın yani. Gerçi arkadaşları tutmayalım hocam. Artık ödev olarak devam edelim. Öyle mi? Aynen hocam. Tamam arkadaşlar. Siz biliyorsunuz herhalde Ömer Bey. Var mı bir şey var mı? Temel hocam, var mı? Hocam benim zaten çalışma alanım Hindistan hocam. Öyle mi? Evet hocam. Yani Hintçe üzerine mi eğitim aldınız yoksa? Urduca hocam. Urduca, Farsça bir de İngilizce. Siz şey ticaret falan mı yapıyorsunuz? Yo şey hocam be. Üniversitede araştırma görevlisiyim hocam. Öyle İngilizce. Mi? Evet hocam. Nerede? Bingöl Üniversitesi'nde hocam. Oo, Bingöl'de. Şeyde evet. Mi? Doğu dillerinde misiniz? Yo hocam, ilahiyattayım hocam. Ha, ilahiyattasın. Vallahi bu ilahiyattan şeyler de geliyor yani. Arkadaşlarla yüksek sansa falan doktoraya geliyorlar yani. Bu ilahiyatçı arkadaşlar çok ilgi gösteriyorlar bu Urduca'ya. Doğru hocam. Bakir bir alan, o yüzden değil orayı mi? Seçtik hocam. Evet hocam. Vallahi Ömer Bey iyi yapmışsınız ya. Gerçekten. Yani... Eyvallah. Hintçeyi alfabeleri falan öğrendiniz mi? Hintçeyi bilmiyorum hocam, hiç ilgilenmedim de. Daha çok Urduca hocam. Ha, Urduca. Zaten bir fark yok. Evet hocam. Hintçe'de Sanskritler bazı sözcükleri farklı oluyor ama öyle çok az, bir nadir fark yani. Peki Urduca ile karşılaştırdığımızda az bir şey var. Az bir Sanskrit var ama bir de şey tabii, alfabe farklı. Devanagari diye bir alfabe kullanıyor Hintliler. Öyle bir farklılık var yani. Gerçi onlara da benziyorum hocam. Aslında Diyarbakırlıyım hocam ama bayağı da benziyorum. Benziyor. Evet. Ama benim alnımdaki ben orijinal hocam. Öyle diyeyim. Ne güzel. Evet hocam. Evet. Ömer Bey teşekkür ediyorum. Eyvallah hocam. Şimdi arkadaşlar haftanın günlerinde zamanımız gelmiş. Haftanın günlerini vereyim. Ondan sonra dersimizi sonlandıralım. Şimdi pazartesi Pir. Salı Mangal. Bizim mangala benziyor. Mangal. Çarşamba But. Şimdi arkadaşlar burada bir gef harfi var, görüyorsunuz, üçüncü harf. Bize bu harfin şeyden, Farsçadan geldiğini gösteriyor bu. Çünkü bir Farsçada var sadece bu çift çizgili G harfi. Burada da arkadaşlar bu da şey, Hintçe. Niye? Hocam niye Hintçe bu diye soracak olursanız arkadaşlar Doğu Çeşme'ye harfi almış. Şu harfi aldı mı diyoruz ki bu sözcük Hintçe sözcük. Perşembe Cumarat. Yani diyor ki cumaya yakın diyor yani. Cumanın şeyi diyor. Cumadan bir gün önceki
Akşam diyor. 12'den sonraki zaman diyor. Cuma var. Cuma. 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 Bu da Cuma'yı şey yapıyor. Anlatıyor bize. Cumartesi hafta. 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 Bu da bize cumartesiyi anlatıyor. Pazarda arkadaşlar itvar. 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 Bu da bize pazar anlatıyor. Burada da şeylerimiz var, aktivitelerimiz var arkadaşlar. Bunları da artık gelecek hafta ödevi olarak vereceğim. Bu hafta ne yaptık? Karşılık konuşmaları işledik. Renkleri gördük. Şahıs zamirlerini gördük. Şahıs zamirlerinin son eklerini gördük. Meyveler, sebzeleri gördük. Evet, demek ki arkadaşlar bugün çok ders işlemişiz. Çok hocam. Derste ne demektir? Çok ödevdir. Ödevleri göndereceğiz size. Bir de size bir test göndereceğim ben. En azından bir fikrimiz olsun, ne öğrenmişiz. Buyur Ensar. Hocam Şule Hanım'ın bir sorusu var. Tabii yani, alalım, buyursunlar. Diyor ki Urduca'da vurgular neye göre belirleniyor? Bunu anlatabilir misiniz? Teşekkürler. Urduca'da vurgular neye göre belirleniyor? Urduca'da vurgular bu şeyler arkadaşlar, işte bu tel tek olanlar. Genelde N harfleri, N harfi ama noktalı N olan harfler. Bunlar işte, başka da şey yok yani. Bir de şu sondaki unne var ya, unneyi biz normalde vurgulu gibi görüyoruz ama vurgulu olarak oraya veriyoruz o vurguyu ama o vurguda o N harfini söylemiyoruz. Şimdi şuradan bir şey yapayım ben. Buradan bir vurgulayayım ben. Bakın. Tomater diyor mesela. Tomater. Ben tomater'da Elif'e vurgu yapmışım. Çünkü Elif şey, Elif harfi uzatma yapıyor ya. Ondan sonra burada bakın bir Elif, medli Elif var. Burada da ben vurguyu buraya veriyorum. Alu. Alu. Ses yukarı kalkıyor, iniyor bakın. Alu. Bu şekilde. Gacir. Gacir. Burada da Elif'e vurgu yapmış. Burada da Mekki. Mekki. Y'ye vurgu yapmış. Mekki. Bu sefer yukarıdan aşağı iniyor. Ondan sonra şurada var. Yine Elif'e vurgu yapmış. Piyaz. 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 Burada da buna vurgu yapmış. Burada da son. Seyp var. Seyp. Seyp. Burada da Seyp'in B'sinde. Sondaki B'ye vurgu yapmış. Burada T vurgu yapmış. Santra. 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 Bu şekilde vurgu yapmış. Burada terbuz, 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 kivi, kivi. Bakın hep Y'lere vurgu var. Bu şekilde arkadaşımız anlamıştır bu vurgunun nereye göre yapıldığını. Zaten bu da başlangıç, inşallah ileriki şeylerde okuma parçalarında bu vurgulamaları ben böyle üzerine çize çize göstereceğim. Evet arkadaşlar, bu haftalık Urduca dersimiz bu kadar. İnşallah faydalı bilgiler verebilmişizdir. Elimden gelen her şeyi yapıyorum sizlerin öğrenmeniz için. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ensar Bey, soru varsa alalım, ondan sonra hocam, dersimizi sonlandıralım. Soru değil de hocam, yoklamayı almamız gerekiyor. Yoklamayı gönder o zaman Ensar'cığım. Çünkü arkadaşlar herhangi bir soru sormamışlar hocam. Tamam, yoklamayı gönderelim. Ondan sonra dersimizi kapatalım. Ben yoklamayı gönderiyorum. Öncelikle bunu kapatayım hocam.